بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، aziz kardeşlerim, bir tek mesele için kaç haftadır sohbet ediyoruz. Maneviyatımızı ikmal etmek hulasası. Bunun için tasavvuf kitaplarında milyonla ifade var. Ama özet olarak tezkiye-i nefis, tasfiye-i derun, tahliye-i batın ve tecliye-i sır, dört kelime. Tasavvuf, bir bakıma tasavvuf, bu dört kelimenin etrafında düğümlenir. Tezkiye-i nefis, her insanda mevcut olan, fıtraten Allah'ın yasaklarına temayülü olan bir duygudur. Hepimizde var o. Onu ne edip edip şeriat bağıyla muhkem bağlayacağız. Yoksa o edepsizliğini yapar. Belki bin defa anlattık. Cüleyb ne diyor? Ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra devem azgınlığı bıraktı diyor. Azgın bir deve gibidir o. İki, tahliye-i batın. Tahliye, bir binayı aldığınız zaman içine girmek için içinde lüzumsuz olan ne varsa dışarıya atarsınız. Bu vücudun da içinde cennet de var, cehennem de var. Cehennem, nefsin süfli duygularının kökleridir. Dalları ta öbür alemdeki cehenneme uzanır. Hepimizde var o. Onun dibine aşk, marifet, ibadet, ilim, irfan, huzur, istikamet suları döktüğümüz zaman o ağaç değişir. Değişir. Aynen yabani bir ağaca aşı yaparsınız. Yabani iken güzel meyve verir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir gün sahabe-i güzine emretti ki, o hangi ağaçtır mümine benzer? Yaprağını dökmez ama açılanmayınca da meyve vermez. Herkes bir şey söyledi, Efendimiz o değil dedi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, benim aklıma bir şey geldi ama dedim ki ya Resulallah, benim aklıma bir şey geldi ama gönlüm arzu ediyor ki siz buyurasınız. Söyle buyurdu Efendimiz. Dedim ki o hurma ağacıdır, mümine benzer. El-mü'min kennahil. Hadis-i şerifte böyledir. Mü'min hurma ağacı gibidir.
Birbirine benzeyen iki kelime var. Bir de el-mü'min ken-nahil. Birisi noktalı hayledir. Noktalı hayle söylendi mi hurma. Bizim bildiğimiz hurma. Ama noktasız hayle söylendi mi o zaman da arı. Nahil suremiz var Kur'an-ı Kerim'de. Mü'min hem hurma ağacına benzer hem de arıya benzer. Açılanması lazım. Aşıyı kim yapacaksa aşıyı bilenler. Benim babamdan fıstık ağacı tarlam var. Aşılamasını bilmiyorum. Ağaçlar yabani durur. İlla bir aşıcıyı çağıracağım, o gelecek aşılayacak. Veya diğer meyveler de aynen onun gibi. Muhakkak aşılanması lazım. Aynı ağaca farz-ı muhal. Son anda tabipler şöyle şifa böyle şifa diyor. Alıç ağacı diye bir ağaç var. Gençlerin çoğu bilmez onun ne olduğunu. Bizim dağlarımızda bol bol yetişir. Ama aşılanmadan evvel neredeyse fındıktan az büyükçe olur. Aşılandığınız zaman küçük armutlar kadar büyük oluyor. Demek ki aşının bir önemi var. Aşılanması lazım. E peki insana ne aşısı yapılacak? Aşılamasını bilen Mürşid-i Kamil bulunursa ona aşılayacağını bilir. Peki bütün şartlar meydana geldi. İlim var, amel var, mücahede var, mürşit var, tarikat var. Ama adamcağız da girdi, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir adım ilerleyemiyor. Bir adım ilerleyemeyebilir. İlerlemekten kastınız nedir? Tasavvuf mekteplerinde bir takım varidatlar var. Keşif var, keramet var, lataif var. Var, var, var. Namütenahi. Namütenahi nimetler var. Fakat 12 tarikatın en meşhurlarından birisi Nakşibendi tarikatıdır. Nakşibendi tarikatının piri Hacı Muhammed Bahaddin Gaddesallahu Sırrahul Aziz diyor ki, yolda yolcuya ne verilse aleyhinedir. Sırtına yük olur. Bir kilo bile olsa yolcuya yük olur. Maneviyat da aynen onun gibidir. Veya bir adam, bir çiftçi, birinci sınıf çiftçidir. Ben birinci sınıf çiftçilerin en verimli araziden masraflarını kurtaramadıklarını gördüm. Sebep ne? Adam çiftçiliğin bütün şartlarını yerine getirir ama vermezse sahip, ipin ucunu elinde tutan, hazinenin anahtarı kimin elindeyse, lehu makalidus semavati vel arz, arz ve semavatın anahtarı birinin elinde, o vermezse vermez. Çiftçinin itiraz hakkı var mıdır? Yok. Çiftçi yine de elhamdülillah demeye mecbur. Diğer bütün meslekler de aynen onun gibidir. Bazısına bir bakarsın açar oluğu, şarıl şarıl akıtır. Merhum Sabancı'nın babası Ömer Sabancı demiş ki, Kayseri'den sırtıma bir ip atılıp, bizim çocukluğumuzda hamallık iplerle yapılırdı. Bir ip attım, Adana'ya indim, elimi neye attımsa altın oldu. Elimle itsem gene de geliyor. Verirse verir, Allah'ın ortağı mı var? Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethîrâ. Allah dilediğine ya da dileyenlere, iki mana verilir o ayete. Dilediğine verir, dileyenlere verir. Kime de verirse o hayr-i kesire mazhar olur. Kimse onun önünü alamaz. Takdir-i huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir şem'a ki hak yandıra bir veçile sönmez. Allah'ın yaktığı mumu kimse söndüremez. O yüzden maneviyat da aynen işte çiftçi gibi, işte çalışan işçi gibidir. Cenab-ı Hak vermezse vermez. Hikmeti vardır. Hemen bir hadis-i şerif. Ya Cibril, Habibime söyle. Cenab-ı Hak emrediyor. Habibime söyle, o da ümmetine söylesin. Herkes haline razı olsun. Olmayanlar, mellem yerde bir gadai,
fel yeltemis rabben sivayi. Takdirime razı olmayan kendisine başka bir Allah arasın. Başka Allah yok ki. Ne verdiyse hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir de Yunus Emre'mizin sözü. Hoştur bana senden gelen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ya hilatü yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden safa, vefa, ikisi de cana sefa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Miskin Yunus sana kuldur. İster ağlat, ister güldür. İster yaşat, ister güldür, öldür. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Nasıl tecelli ettiyse, çünkü kainatta Allah'tan merhametli hiçbir varlık yoktur. Erhamur Rahimindir o. Ne ettiyse muhakkak kulunun hakkındaki en ince merhamet odur. Evvela ona inanacağız. Ondan sonra da kainatta hiç kimse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan, nebiler de dahil buna, daha merhametli değildir. Bu ikiye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulün bir manası da budur ki buna sarsılmaz bir imanla itikad edeceksin. Ettikten sonra şöyle olmuş, böyle olmuş, gam değildir. Gide dünya kala din, gam odur ki kala dünya gide din. Allah esirgesin. Şimdi bu girişten sonra benim söylediklerimi ben buradan alarak söylüyorum. Mübarek şöyle demiş, ey salik, ey salik maneviyat yolcusu demektir, derviş demektir, mürit demektir, talebe demektir. Bir zat sayı himmet ve gayreti ciddiye ile bile yine husulu matlub mahz-ı inayeti rabbaniye ve kudreti vahire-i yezdaniyedir. Bu bir alim lisanıdır. Dinleyenler de bu sohbet yapıldığı zaman deniliyor ki, kürsüsünün dibi ulema kavuğuyla rahana tarlasına dönerdi. Yani ne kadar çalışırsan çalış, bir gözetleyen var. Bir misal vermiştim. Maksadımı anlatmak için bir daha söyleyeyim. Bir merasim olmuş bir yerde. Büyük çapta ziyafet verilmiş. Mutfakta dağ gibi bulaşıklar yığılmış. Yiyen gitmiş, yiyen gitmiş, yiyen gitmiş. Sonra iki hanımefendi gelmiş. Onlardan dinlediğim. Biri öbürüne demiş ki, bu iş bize kalmış galiba. Bunu biz yıkayacağız. Yiyen gitmiş. Bunlar din inceldikçe incelir. Bazen öyle yerlere gidersiniz. Bir kısım insan var ki sadece yer, başkaları ona hizmet eder. Çok makbul insan değildir onlar. Maneviyat terbiyesinde bu yok. Bazı insan da vardır ki o kendisi her şeyi bırakır, başkalarına hizmet eder. Bu kimin meşrebi? Peygamberimizin meşrebi. Sahabe-i Güzin'le pikniğe çıktılar. Efendimiz sordu, burada en zor iş nedir? Dediler ki, burada en zor iş bu cemaate hizmet etmektir. E o zaman onu biz yapacağız dedi. Efendimiz, efendiler efendisi. Uzaklardan bir adam geldi, böyle göz gezdirdi. Peygamber Efendimiz'e dedi ki, bu cemaatin efendisi kim? Fakr-ı Kainat Efendimiz, Sıddık-ı Azam Efendimiz'i gösterdi. Odur dedi cemaatin efendisi. Sen misin dedi bu cemaatin? Hel ente seyyidu hâdel kavm? La. O da Ömer'i gösterdi. Sen misin? O da Osman'ı, o da Ali'yi derken sahabe-i kiram dolaştı. Adam Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzüne baktı, baktı. Dedi ki ay yüzlü. Şimdi ben bakıyorum, bakıyorum.
yüzü, gözü, sözü, tavrı, edasıyla, endamıyla bu cemaatin efendisi olsa, olsa, olsa sen olursun ama sen de hizmet ediyorsun. Ben şaşırdım. Peki kim bu cemaatin efendisi? Efendimiz yine ben demedi. Ne dedi? O söyleyişte bile inceleye bakın. Seyyidul kavmi hadimuhum dedi. Bu cemaatin efendisi, bu cemaate hizmet edendir. Hizmet edilen değil. Şerlileri sayarken Peygamber Efendimiz, hizmet edilenden olmaya tevessül edenleri şerliler sınıfında kaydediyor. Ama hizmet edenleri seyitler sınıfına kaydediyor. Her türlü hizmeti görürsün ama gene de bir hedefin vardır, bir maksadın vardır, ona ulaşamazsın. Yese düşmeyeceksin, o senin hakkında hayırlıdır, buna inanacaksın. Netice bir gün, çünkü verilenlerin imtihanları var. Onu anlatmak için Mevlana'mızdan, daha sohbete giremedim ama, maksadımı anlatmak için Mevlana'mızdan şeyi yarım bıraktım. Bulaşığı yıkamaya başlıyorlar. Ama yukarıdan onları gözetleyen birileri var. Diyor ki bu yeni gelenler kimler? Onlar falan yerden gelmiş. Bulaşıkları yıkayınca onları yukarıya alın. Yukarıya alın. O böyle bir hatırayı onlar bana anlatıyor. Ben dersimi aldım ondan. Bir gözetleyen var. İnne rabbeke lebil mirsad. Gözetleyen Allah Celle Celaluh'tür. Ve zerre kadar femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara. Zerre miskali hayır yapsan karşılığını verirler. Eğer onu Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa şu tabir vardır. Vallahu yuhibbul muhsinin. Yaptığını güzel yapanları Allah-u Zülcelal sever. Bakınız. Veysel Garani Hazretleri 1400 seneden beri ümmeti Muhammed'in muhabbetle sevdiği bir zattır. Peygamber değil. Ashab da değil. Ashab olamadı. Peygamberimizin devrinde yaşadı. Ta Yemen'den Resulullah'ı görmeye geldi ama göremeden gitti. O gittikten sonra Fahri Kainat Efendimiz Hane-i Saadet'inde yoktu. Beklemeden gitti çünkü annesi çabuk gel demişti. Annesine söz vermişti. Annem incinir diye beklemeden gitti. Efendimiz Hane-i Saadet'lerine teşrif ettiği zaman İnni le ecudu nefeser rahman min kıbeli Yemen dedi. Yemen tarafından Allah'ın kokusunu alıyorum dedi. Bu kadar methetti. Sonra da ahireti teşrifinden evvel vasiyet etti. Şu hırkamı alın. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anh onun ziyaretine gittiler. Ümmetime dua etsin dedi. Onun şu şu işaretleri var dedi. Gittiler. Ben değilim dedi. Ben bir koyun çobanı. Ne yapacaksınız onu dediler. O bir koyun çobanı, deve çobanı. Harabat ehline hor bakma şakir, defineye malik viraneler var. Mevlana'mız diyor ki, eskiden hazine arayanların bugünkü gibi arama cihazları yoktu. Nereye giderlerdi? Viranelere giderler. Orada bir ejderha bulurlarsa, onu öldürürler, altında hazine bulunurdu. Ejderhalar hazinenin üzerinde yatardı. Bu şifreli bir ifadedir, tasavvufi ifade. Şifresi nedir? Nefis ejderhasını öldürdüğünüz zaman altında marifet hazinesi vardır demektir. Ama biraz sonra söyleyecektir. Veliler böyle rumuzlu söylerler. Onu anlayabilmek için marifet gözlüğü lazım. Dikkatli dinlemek lazım. Ve Cenab-ı Hak, sohbet işte bu, aklımıza geliyor konuştukça. Cenab-ı Hak şeriat-ı âliyenin sır cihetini dervişlerin dilinden ishar buyurmuştur. Ama ahkamını ulema lisanından tahkim etmiştir. Bununla beraber bazıları zanneder ki
falan evliya İmam-ı Azam'dan büyüktür. Hayır. Öyle öyle olsaydı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bilenlerle bilmeyenler bir olur mu demezdi. Güneşte duranla gölgede duran bir olur mu demezdi. Aydınlıkla karanlık bir olur mu demezdi. Kur'an-ı Kerim'de böyle müteaddit ifadeler vardır. Bir değildir bunlar. Cenab-ı Hak hepsinin şefaatine nail etsin. Ama şeriat-ı aliyenin sır cihetini Cenab-ı Hak veliler lisanından ishar buyurmuştur. Fakat asıl kastedeceğim, takdim edeceğim şey, Veysel Karani Hazretleri yıllar sonra İran muharebesine katılır. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anh onu tanırlar. İsterler ki ona, kimse tanımıyor onu ama onlar tanırlar. O tarafa da göçmeyi arzu eder Yemen tarafından. Mektup yazalım da sana orada işte bir ev yapsınlar, hizmet etsinler. Demiş ki aman ben kimsenin bilmediği insanlardan sıradan bir insan olarak yaşamak istiyorum. Bana kimsenin hürmetini gönlüm arzu etmiyor. Alamatul iflas istinasuke bin nas. Uydum kalabalığa gitmemektir ama kimse seni tanımadan bunu Yunus'umuz çok güzel ifade ediyor. Diyor ki bir garip ölmüş diyeler. 3 günden sonra duyalar. Soğuk su ile yiyorlar. Şöyle garip bencileyin. Niye? Efendimiz buyurdu ki Tuğba lil guraba, gariplere ne mutlu. Yunus Emre de saltanatsız, gösterişsiz birisi olmak istiyor. Dolayısıyla gösterişte, ihtişamda, benlikte, şöhrette, kibirde, gururda, enaniyette Cenab-ı Hakk'ın rızası yoktur. Maneviyat hiç yoktur. Kimse sözüme alınmasın. Ben mesleğim icabı çok zenginle tanıştım ve arkadaş oldum. %90'ının kalbi yok. Dünya doldurmuş kalplerini. Kendilerinden de haberleri yok. O yüzden Peygamberimiz fukara-i sabirin agniya-i şakirinden agniya-i şakirin servetinin hakkını veren zenginler demektir. Şükrünü eda eden zenginler demektir. Sabreden fakirler, agniya-i şakirinden 500 yıl evvel cenneti alaya girer buyuruyor Fakr-ı Kainat Efendimiz. O yüzden hepimizde var dünyaya karşı rağbetimiz. Hepimiz isteriz. Tuzumuz kuru olsun, şöyle de olsun, böyle de olsun. Ama Cenab-ı Hak kimin hakkında ne takdir buyurduysa, en hayırlısı, en merhametlisi, en güzeli odur. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edin. Eyüp Aleyhisselam neler çekti? Yakup Aleyhisselam neler çekti? Çekmeyen hiçbir peygamber yok. Ama Şah-ı Rusul dediğimiz, Sultan-ı Rusul dediğimiz Fakr-ı Kainat Efendimiz şöyle emrediyor. Kardeşim Musa'dan Allah razı olsun, beni İsrail'den çok çekti ama ömür boyu çektiğinin tamamı benim bir Taif'te çektiğime bedel değil diyor. Burası imtihan yeri. İmtihan yeri, dost doğru yolunda yürüyenlerin nimeti mübarek olsun. İhtine sırat al müstakim. Şimdi Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh diyor ki, beni Yemen'e vali tayin edecek. Elim elinde, eli elimde, uzun uzun nasihat etti. Dedim ki, kurban olayım ya Resulallah, ayrılık nasihatı mı? Bir daha görüşmeyecek miyiz? Evet, ayrılık nasihatı. Öyleyse, o nasihatın hepsi kitapta yazılı. Her biri, bir adamı ömür boyu dünya ahiret mutlu edecek sözler. Ama buna rağmen dedi ki, kurban olayım ya Resulallah, bana bir cümle söyle, dünyama da ahiretime de yetsin dedi. Efendimiz buyurdular ki, قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Allah'a inandım de, dost doğru ol, eğri büğrü ol. Müslüman eğri büğrü olmaz.
Peki çalıştık, netice? Ortada hiçbir sermaye yok. Garibanın biri. Görüntüsü öyle. Ama sıdk ile bekleyenler, derler ki tasavvuf kitaplarında, Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretlerine bir genç geldi. Efendim dedi, ben tarikatınıza intisap etmek istiyorum. Onun da meşguliyetli bir zamanıydı. Şu ağacın altında otur dedi. Döndüğümüzde senin dersini talim ederiz. 7 sene geçti aradan. 7 sene sonra geldi ki adam de genç hala orada bekliyor. Ve işi görüldü. Ha, nasıl görüldü onu bilmeyiz. Ama kitaplarda yazılanı söyleyeyim. Çünkü bekledi. Evliyaullah şimdi yine tasavvuf sırlarından biridir. Aynen bu tabir Mehmet Hoca'nın sözü değildir. Evliyaullah kelamıdır. Evliyaullah babullah'tır. Cenab-ı Hak taklidinden korusun hepimizi. Allah'ın kapısı Evliyaullah'tır. Evliyaullah'a inabe ve intisap aynen Allah'a intisap gibidir. Bu da biraz böyle ağır bir söz gibi geldi. Peki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Evliyaullah'a inabe edin demiyor. İnabe kime yapılır? Allah'a yapılır. Ve enibu ilallah, Cenab-ı Hakk'ın emri. Allah'a inabe edin. Ve ileyhi unib, inabe Allah'adır. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın bir mekanı, bir şekli, bir sureti, bir rengi yok ki biz ona gidelim. Cenab-ı Hak adına evvela asaleten Cenab-ı Fakr-ı Kainat Efendimiz Allah adına konuştu. Kur'an-ı Hakim'in tamamı onun iki dudaklarından insanlığa tebliğ edildi. Cenab-ı Hak kelamını onunla söyledi. Sonra, ondan sonra esrar-ı şeriatı vekaleten her kim peygamberimize varis olduysa, Efendimizin ifadesi şöyle oldu. Ahireti teşrif ederken buyurdular ki, dünyalık mirasımız yoktur. Dünyalık hiçbir mirası yok. El ulema veresetul enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Şimdi buraya hem bir yanlış düzelsin diye hem de biz bu sohbet adabını daha İmam Hatip öğrencisiyken nasibimiz varmış. El Azizli, şimdi Elazığ'ı yaptılar. Bu zatın halifelerinden, yani İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin halifelerinden olan Musa Kazım Efendi Hazretlerinden, Gaddesallahu Esrarahum. Oradan öğrendik. Oradan aldık, oradan satıyoruz hala. Yani sattığımızın hepsi oraya ait, bize ait değil. Hatay'dan 10-15 tane hoca efendi, başlarında da bir müftü efendi olmak üzere cami yaptırıyorlar. Evvelden öyle yapardık. Vilayet müftüsünden izin alır giderdik camilere, her hocalar dağılır. Ana camide de en büyük hoca kimse o vaaz ederdi. Ve camilerden para toplardık cami yaptırmak için. Siz bizim şehre gelirsiniz, biz de sizin şehre giderdik. Hala var bu adet. 10-15 hoca gelmiş. Fakat hocaların en alimi olan zat, ha birisi onlara demiş ki, ya sağda solda ne gezip duruyorsunuz? Esasen muziplik de yapmış adam. Burada demiş, Kazım Efendi diye birisi var, gidin ona, o sizin müşkilinizi halleder. Hocalar gitmişler oraya. Daha varır varmaz, o alim olan zat hemen dizinin dibine oturmuş, benim dersimi ver efendi demiş. Ne gördüyse. Uzun sohbetler olmuş. Fakat diğerleri çok konuşmuşlar. O alim olan zat hiç konuşmamış. Sohbetin nihayetine doğru artık kalkacaklar. Kazım Efendi Hazretleri şöyle emretmiş. Peygamber Efendimiz el ulema veretetul enbiya buyuruyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Kim bu alimler demiş. Orada en çok konuşan kimse demiş ki biziz. Biz hocalar peygamberin varisleriyiz.
Peki enbiya ne demektir? Enbiya ne demektir sorusunu sıradan bir hoca bilir. Bilir ama Evliyaullah'ın da farklı bir meziyeti var. Kitaplarda okursunuz. Abdülkadir Geylani Hazretlerine 100 tane hoca, 100'er tane soru hazırlayarak gitmiş. Huzuruna vardıklarında bütün bildikleri bitmiş. Sadece Abdülkadir Geylani Hazretleri değil, yüzlerce büyük evliyanın sohbetinde, huzurunda böyle şeyler olmuştur. Ama Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretleri onların hazırladığı sorulara bir bir teker teker cevap vermiş. Müşkilleri hallolmuş. Evliyaullah'ın da böyle bir özelliği var. O anda o soruya cevap veremiyorlar. Enbiya Nebi'nin çoğuludur diyemiyorlar. Peygamberler demektir diyemiyorlar. Kendisi cevap vermiş. Canım enbiya, yani peygamberler Allah'tan alıp mahluka söyleyenler değil midir? Ama bu sözüm iyi dinlensin. Yanlış anlaşılmasından korkarım. Allah'tan alıp mahluka söyleyen değil midir peygamberler? Evet demişler. Peki siz Allah'tan alıp mahluka söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyoruz deyince nereden varisi nebi oluyorsunuz? Allah'tan alıp mahluka söyleyebilmek bu zatın sırlı, şifreli bir sözünü söyleyeceğim şimdi. Bu sözü sadece bu cemaat dinlemiyor. Dünyanın her tarafında dinlendiği için bu sohbeti ihmal etmemeye gayret ediyorum ben. Demiş ki mübarek, cemaatin hepsi anlamasa bile anlayacak hocalar da var, ona seviniyorum. Hakla meftuhul lisan olmayanın sükutu evladır. Hakla meftuhul lisan olanın ise konuşması evladır. Konuştuğu zaman kafadan değil, ses iki yerden gelir. Biri kafadan, orada hiçbir şey yok. Aklidir o. Asrımızda da en çok akıl deyip üzerine basıyorlar. Akla itirazımız yok. Ama kaç sene oldu bilmiyorum. Ben İstanbul'a yeni gelmiştim. Sonradan bu FETÖ olayında içeriye alınanlardan, eski YÖK başkanlarımızdan biri, Müslüman Türk milletinin tarihindeki en çirkin lafı söyledi. YÖK başkanı adam. Ne dedi? Aklı vahyin önüne koymayanlarla YÖK kanununu konuşmam dedi. Ne korkunç bir tehlike. Aklı vahyin önüne koyduğun zaman akıldan daha tehlikeli bir düşman yoktur. Ama akıl vahyin terbiyesine girer, edebini alırsa akıldan kıymetli cevher yoktur. En tehlikeli tarafı vahyi arkaya alıp vahyin önüne geçmesi. Çok korkunç bir sözdü o. Ben aylarca İstanbul'un camilerinde bu sözün aleyhine vaaz etmişimdir. Şimdi dönelim başa. Sadece kafadan değil, kafa gönle inmeli. Bitiriyorum, ezan bitti. Tasavvuf nedir diye sorulsa en az 1000 sayfa tarif çıkar. Gene de tarifi bitmez. Ama onlardan bir tanesi, herkesin anlayacağı dille tasavvuf, şeriat-ı garra-i Muhammediyi, yani Kur'an ve sünneti kafadan kalbe indirmektir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bugün bu kadar olsun. Allah hepinizden razı olsun. Habib Edebi hürmetine, İsmi Azam'ı hürmetine, mübarek cuma gecemiz hürmetine, okunan ezanlarımızı dindirtmesin, bayrağımızı indirtmesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize, mukaddesatımıza kin ve buğzu olan düşmanlarımızı maksatlarına nail etmesin. Birbirlerine düşürüp kahru perican eylesin. Devletimize, milletimize, cemaatimize, askerimize, ordumuza, emniyet güçlerimize medet-i inayet eyleyip sayısız şanlı zaferler nasip ve müyesser eylesin. Arkamızdan gelecek gençlerimizi dehrin afetlerinden muhafaza eyleyip Muhammedi heyecan Kur'ani faziletlerle tezyin buyursun. Hepimizi Habib Edebi hürmetine ömrümüzün son nefesine kadar mümin ve muvahhid olarak yaşayıp ömrümüzün son nefesini de buyurun aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesiyle husnu hatimeyle bitirmeyi, bu ikrarımızla huzuruna varıp cennetine girip
cemalini görmeyi cümlemize lütfü ihsan eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.